tekrar cümleten hoş geldiniz diyoruz. Çiftçi TV'de yayınlanacak olan bu tarıma dair programında bu akşam Kul Mahmut Köyü'nde cevize dair her şeyi anlatmaya çalışacağız. Ceviz eğitim programı, kırsal hizmetlerin düzenlediği ikinci eğitim programı bu. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, İzmit Belediyesi'ne bağlı Türkiye'de ilk kez bir ilçe belediyesinin kurduğu Kırsal Hizmetler Müdürlüğü. Gerçekten de düzgün işler yapıyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Ayrıca da Ziraat Odası Başkanımız Yusuf Karaaslan'a da katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve programımızın inşallah hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Tabii ceviz üzerinde ıslah çalışmaları yapılmış ve çeşit geliştirilmiş. Bizim Yalova Kültür Araştırma Bahçeleri Yalova'da bir çalışma yapmış. Ne yapmış? Türkiye'nin tümüne hitap edecek değil de belli bölgelere hitap edecek çalışmalar yapmış. Örnek veriyorum, Yalova çeşitleri sadece kıyı kesimlere hitap edebilir. Siz kalkıp İç Anadolu bölgesine bir Yalova çeşidini ekemezsiniz. Dikemezsiniz. Neden? Çünkü Yalova soğuk gördüğünde çiçeğini yakar. Örneğin ilkbahar geç donlarında eğer bir kıra diyoruz veya bir don olayı, gece don olayı olduğunda bu da Mart sonu çiçeklendiği için anında yanacaktır ve ürün alamayacağız. Tabii çalışmalar yeterli değil yerlide. Yeterli olsaydı zaten %70'ini dışarıdan almazdık. Bölgelere göre yapılan çalışma pek başarılı olmamış. Örnek veriyorum, Maraş 18 belli bir yerde başarı göstermiş. İşte Kaman çeşidi Kaman bölgesinde bir performans göstermiş. Ama biz Kaman çeşidini getiriyoruz, buraya dikiyoruz. Pek bir şey alamıyoruz yani. Ağaç çok güzel gelişiyor ama meyveye gelince veremiyor. İklim tutarlı değil. İşte yağışlar tutarlı değil. Soğukluk tutarlı değil. Fransız çeşidi, Fransız orijinli. Yine tekrar söylüyorum. Aslında onlarda hiç ceviz yoktu. Türkiye'de cevizcilik varken onlarda hiç cevizcilik yoktu. Ama uyanık adamlar. Çalışmışlar. Dünyaya ceviz satıyorlar. Orta Doğu'ya ceviz satıyorlar. İşte İngiltere'ye ceviz satıyorlar. Yani aslında biz bunu daha iyi yapabilirdik. Daha iyi çalışabilirdik. Bazı konularda eksik kaldık ama şu anda Türkiye'de bazı şeyler yerleşti. Devlet destek veriyor. Yapana bir destek veriyor. Artık belediyeler %50 hibeli fidan desteği veriyor. Hangi fidanı alırsanız alın. Tabii ki ceviz ağırlıklı oluyor. Neden? Ceviz çünkü fidanı da biraz daha pahalı. Biraz daha çok kazandırıyor. Onun için belediyeler genelde ceviz dağıtıyor. Ve bu sene de dağıttı. Her sene de dağıtıyor. Bir de Kur'an'a mavi sertifika 290, sarı sertifika 120 milyon destek var. Fidan paranız zaten bedavaya geliyor. Tabii ki bir anda dönmeyin. Ufak ufak başlayın. Küçük küçük bahçeler kurun. Bizleri arayın. Kırsal hizmetlerde devamlı. Yani kırsal hizmetler sizlerin yeriniz ya. Size bağlı. Yani sizlere hizmet için kurulmuş bir müdürlük burası. Buraya gidin, konuşun. Hiçbir zaman geri çevrilmezsiniz. Size aklın yolu birdir. Yani biz yardımcı olmak için bakın buralara kadar geliyoruz. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü masraf ederek ayağınıza kadar geliyor. Siz de bir zahmet çarşıya çıktığınızda Belsa'nın 8. katında Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kafanıza takılanı, gübreleme olsun, sulama olsun, ziraat mühendislerimiz var, sorabilirsiniz. İkinci ve üçüncü yıl bakımlarında mutlaka biz hani şekil vermeye çalışacağız. Ağacımıza bir şekil vereceğiz, bir çatı oluşturacağız. Genellikle ağırlıklı olarak ikinci, üçüncü yıl bakımları budama üzerine olacak. Gübresini vereceğiz ve budamasını düzgün yapacağız. Dört ve daha sonraki yıllarda da artık yavaş yavaş verime yatıracağız. Bu da işin tabii ki güzel bir tablosu olacak. Yeter ki sabredelim. Malatya'da bir yere ceviz bahçesi dikmeye gittik. 150 dönüm kadar. Oradan bir komşusu fesatlık yapıyor. Ya diyor, 5 dönüm şey... Ceviz ekeceğim, 5 sene bekleyeceğim, 10 sene bekleyeceğim, işte ya işte kayısı bahçene niye bozdum falan filan, bir sürü şey yapıyor. Bozmasın zaten, kayısı olsun. Ya işte baktım orada kayısı topluyor. Abi dedim, kayısıyı sen mi ektin? Yo, babam ekti dedi. Ya dedim, bıraktı dedim. Abinin ektiğinde çocukları toplasın. Yani 60 yaşında diye bu lafı söylüyorsun ama dedim. Hani 5 yıl sonra zaten alacak, Allah ömür versin. Yani bol bol alacak ama çocukları faydalanacak. Ceviz çok yıllık bir bitki. Oğlunuza bir araba alsanız, torununuza, inanın modeli eskidiğinde sizi unutur öldükten sonra. Ama 2 dönüm, 3 dönüm ceviz bahçesi kurun, ömrü billah torunun torununu alacaktır sizi. Hayırlı iş yapmış olacaksınız. Dediğimiz gibi ceviz bir mirastır. Kestane bir mirastır. Yani aslında toprak da bir mirastır. Biz genç çocuklarımızdan ödünç aldık. Dedelerimizden miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık. Hiçbir şey olmasa ceviz ekseniz bir nevi satmasını engellersiniz. Yani bu sene 3 liralık yer 20 sene sonra 60 liradır. Öyle de hayır dua alacaksınız yani. Onun için topraklarımıza sahip çıkalım.
Geri dönüşümü olmayan tek şey bir avuç toprak. Hiçbir zaman geri dönüşümü yok. Kaybolan her verimli toprak bizim için bir hazine. Onun için mutlaka topraklarımıza sahip çıkacağız. Ama ceviz ekeriz, ama sera yaparız. Mutlaka değerlendirmemiz gerek. Tekrar konumuza dönersek, işte 4. 5. yılından sonra verim almaya başladığınızda o zaman hayır dualar almaya başlayacaksınız. Zaten dediğim gibi cevizin biz şu an için 20-30 yıl satma riski hiç yok. %70'i dışarıdan geliyor. Biz bunu yetiştirelim, %100 de dışarıya satalım. Çok yakınız satmaya. Çok elverişliyiz. Cevizi hemen taze satabildiğimiz gibi dursun kardeşim kenarda. Koyun gölge bir yere ayıkladıktan sonra. Kışın ne kadar fiyatı, bir fiyat biçtiniz kafanızda. O fiyata satın. Hiçbir zaman cevizde tüccar esir alamamıştır ceviz yetiştiricisini. Her meyvede, her sebzede tüccar mutlaka üreticiyi esir almıştır bir şekilde. Halci, komisyoncu esir almıştır ama cevizde esir alamamıştır. Kardeşim, çiftçiyi siz kendinize köle mi tuttunuz? Çiftçi size kölelik yapmaya mecbur mu? Yani inadına bazı şeyleri ektiriyorlar. Örnek veriyorum, bazı bölgede her yıl zarar etmesine rağmen, uyumlu olmamasına rağmen, işte diyelim ki sanayi domatesi olmuyor, hastalık zararlı var. İnadına her zaman sanayiye domates ve her sene tüccar zarar ediyor. Arazisini satmak zorunda kalıyor çiftçi. Kardeşim biz size köle mi tayin edildik? Onun için kazanacak şeyleri, işte burada kiraz. Kardeşim 60 lira yövmiye, 60 kilo ceviz, kiraz toplayamıyor yövmiyeci. Ne yapacağız? Modern bahçelere döneceğiz. Alara ne yapmış? Adam 700 dönüm kurmuş, bodur meyveciliğe dönmüş. Bir işçi 500 kilo topluyor. Kardeşim 50 kilosu senin, 450 kilosu benim. Bu mantıklı. Ama burada kirazcılık yapacağız. Ağaca çık, 60 lira yövmiye. Kaç kilo topladın? 60 kilo. Olmaz. Böyle meyvecilik olmaz. Mutlaka modern meyve, geleneksel ağaç bitti. Modern meyveciliğe dönüyoruz. İşte cevizde de, hani bodur ceviz deniyor mu? Aslında bodur değil o çeşitler. Verimden ötürü boya gidemiyor. Boya gidemeyince de insanlar da işte bodur ceviz diyor. Bodur değil. Orijininde var, çalışma yapılmış üzerinde ve verim yapıyor. Verim yapınca da insanlar bodur ceviz diyor. Cevizin orijininde bodurluk yok. Cevizde işte dikim budamasını az önce anlattık, tepe budamasını anlattık, şekil budamasını anlattık. Verim budaması nasıl olacak? Artık bir ağaç haline getirdik. 5. yılına kadar güzel bir ağaç oldu. İşte o zaman hafif hava alacak şekilde, güneş alacak şekilde bir budama yapacağız ve verime yatıracağız ağacımızı. Ağacımız verime yattığında zaten artık iş bazen kopmuştur. Yani bir şeyleri kazanmıştır. 5. yaşına kadar siz ona güzel bakarsanız, bir çatı oluşturursanız, yani ben eğer 30 kilo taşıyabilecek bir ağaç yetiştirmişsem o 30 kiloyu mutlaka verir size. Yeter ki gübrelemeyi, sulamayı zamanında yapın. İşte dedik ya, cevizde modifiye lider sistemi. Hani ilk yıl tepe almasını yaptık. İkinci yıl tekrar bir tepe aldık. Üçüncü yıl işte lidere çatı oluşturduk. Örnek veriyorum, şu birinci çatı. Şu ikinci çatı oluşmaya başlamış. Lider yine devam ediyor. Bu şekilde işte 5., 4. yılında gördüğünüz 1, 2, 3, 4. Tabii böyle 2 dal değil de 3-4 tane dal oluyor bunun çevresinde. Zaten en çok verim aldığımız birinci evre. Daha sonra ikinci, üçüncü böyle gidiyor. Siz tek lider üzerine kurulmuş çatılar yapacaksınız. Ceviz bunu çok seviyor. Havalandırması güzel oluyor. Hastalıklara karşı dayanımı. Tamamen budama sistemi bu şekilde oluyor. Modifiye lider sistemi. Mesela şeftalide goble kullanılır. Çanak. Bir kökten 4-5 tane değişik doruk dallı modifiye lider sistemi denir ona. O goble sisteminde de değişik çıkışlar vardır. Oralarda şeftali onu sever. Ama cevizde bunu yapacağız. Çünkü zaten 7'ye 5 ekiyoruz. Sık dikim yapıyoruz. Ne ilacımız boşa gidiyor, ne gübremiz boşa gidiyor. Tamamen arazimizi değerlendirmiş oluyoruz. Cevizde aşılama. İşte demin bahsettiğim imza sürgüsü döndü. Kırsal hizmetlerin bu hizmetleri devam edecek. Aşılama. İnanın size bir gün aşılamayı göstereyim. Hepiniz uzman aşıcı olacaksınız. İşin ana fikrini kaptıktan sonra. Aşılama bir meslek. Ya 3-4 tane ekip kuruyorum Türkiye'ye. 2 senem dolu. 10'ar kişilik ekibim var. 2 sene dolu. Şu anda isteyenler 3. seneye sıraya girecek. Türkiye'de bu zamana kadar çok ceviz ekildi ama yanlış çeşitten ekildi. Bugün işte Tuzla'dan biri aradı. İşte Kayseri'dekini bu sene bitirebileceğiz mi? Yani bu şekilde. Onun için aşılama ne şekilde oluyor? Örneğin fidan aşılaması 3 çeşit oluyor. Durgun göz, sürgün göz. Sürgün göz Haziran ayında yapılıyor.
Gözü takıyorsunuz, yaprak aşısı da diyebilirsiniz. Hemen o yıl sürer. Ama durgun göz, az önce gösterdiğim Ağustos sonu, Eylül başı gibi gözü takarsınız, kışın uyku halinde geçirir, Nisan'da patlar. Bu durgun göz, Bandırma bölgesinde yapılan. Bu da dilcikli İngiliz aşısı. Kalemi alır, yarar, ona geçirir, bunu da Bursa bölgesi yapar. Bu şekilde devam eder. Aşılama da bu şekilde. Artık aşılama kurslarımızda da eğer meraklısı olan varsa işte bunlara da güzel bir şekilde öğreteceğiz. Uygulamalı. Bahçede. Birinci yıl ne kadar gelişmiş, ikinci yıl cevizde hangisi faydalı, şeftalide hangisi faydalı, hepsini net bir şekilde anlatacağız. Tabii cevizin hastalık ve zararları vardır. Tabii her ne kadar hastalıklara karşı dayanıklı çeşitler çıksa da cevizin belli başlı hastalıkları vardır. Örnek veriyorum, antraknoz hastalığı bir mantar hastalığı. Neyle gelir? Yağış arkası, güneş, sıcaklık, nemle gelir. Burada bir yağmur yağıyor. Arkadan bir sıcak, 30-35 derece. Al sana mantar misalleri. Siz belki fark etmezsiniz ama deniz anasını bilir misiniz deniz kenarlarında? Denizli bir hava boşluğu düşünün. Deniz anası gibi mantar uçuşları başlıyor. 15 dereceyi geçtiğinde yağış arkası, sıcaklık ve nemi bulduğunda havada uçuşur. Eğer bu cevize yapışırsa cevizde antraknoz olur. Bu buğdaya yapışırsa işte sürme hastalığı diyelim. Bu şekilde çalışmaya başlar. Pas hastalığı buğdayda. Bu şekilde çalışır. Antraknoz da işte yaban çeşitler dayanıklı. Ondan güzel. Yani yerli çeşitte 6 sefer ilaç atıyorsak bu ithal çeşitlere 1 sefer ilaç atıyoruz. Buradan avantajlı. Bakteriyel yanıklıklar da aynı. Bakır sülfatlı ilaçlar kullanacağız. Antraknozda da aynı şekilde mankozep etken maddeli. Ama antraknozu 2 sefer kışın çıplakken göz taşı atarsak, borda bulamacı yaparsak, birinci borda bulamacını kendimiz hazırlıyoruz. Nedir? %2'lik borda bulamacı. 2 litre saf göz taşı, 2 litre sönmüş kireç. Karıştırıyoruz 50'şer litre suya. Bunları 100 litrede %2 yapıyoruz. Yani siz eğer kışın 2 defa borda bulamacı yaparsanız antraknozdan direktman yırtmış olursunuz. Sezona temiz başlamış olursunuz. Bakteriyel yanıklıklar için de çok faydalıdır. İç kurdu ve yaprak bitleri. Fındık iç kurdu, elma iç kurdu, bunlar hepsi bir sülalenin ürünleri. Güve uçuşu başlar belli bir sıcaklıktan sonra. Hatta ÇKS'ye kayıtlı olanlara mesaj gelir. İşte uçuşlar başladı, ilaçlama yapınız diye. Güve uçar, yumurtasını bırakır, larva girer meyvenin içine, daha sonra ne kadar ilaç atsanız boştur. Kurt girdi mi iş bitti. Siz ilaçla yıkasanız da o içinde yemeye başlar. Onun önceden önlemini alacaksınız. İşte o uyarılar da kolay olmuyor. Mutlaka işte ÇKS'si olanlar, çiftçi kayıt sistemi olanlar, bunlara uyarı geliyor. Eğer gelmiyorsa nasıl ilaçlama yapacağız? Antraknoz ve iç kurdu için şu şekilde bir ilaçlama yapacağız. Genel periyodik söylüyorum. Yaprak, kışın iki defa borda bulamacını attık. Yapraklar, yani ceviz açtı, kedi kulağı büyüklüğüne geldi. İlk mantar ilacını atıyoruz. Mankozep etken maddeli %80. İlk ilaçlama yapıyoruz. Yarı büyüklüğe geldi, tekrar bir mantar ilacı atıyoruz. Yapraklar tam büyüklüğe geldi. Üçüncü ilaçlamada iç kurduyla birlikte yapıyoruz. Çünkü ceviz de fındık büyüklüğüne geldi, güve uçuşları başladı. Önlemini alıyoruz. Mantarla birlikte iç kurdu ilacını atıyoruz ve önlemini almış oluyoruz. İşe sağlamı aldık. Cevizimizi hastalık, zararlardan koruduk. Yaprak bitleriyle de bu şekilde zaten iç kurdu için atılanların çoğu yaprak bitkilerinde de etkilidir. O tip ilaçlar seçersiniz. Aldığınız ziraat bayine dersiniz. Bu şekilde bir ilaçlama yaparsanız hiçbir zorluk yaşamayacaksınız. Tabii şöyle bir şey de var. Yaprak bitlerinden bahsetmişken bu bölgede, Kocaeli bölgesi için Saint Georges kabuklu biti dediğimiz, yani ceviz dallarında görürsünüz böyle popçuk pamukçu böyle küçük noktalar. Yapışmıştır. Bunun ileriki noktası yanıklık gibi kırmızı çizgiler yapar. Ve ağacın dalını kurutur. Bu tamamen gövdedeki enzimleri emerek ağaca kuvvet gitmesini engeller, dala. Ve ilk yıldan dahi cevizler bakarsınız yarım açar yaprağını ve kapatır. Döker. Onun için de mutlaka Saint Georges kabuklu biti için de kışın bir defa yağlı ilaç atın. Dunok denilen yağlı ilaç var. Onu kullanabilirsiniz. Yağlı ilacın etkisi şu. Ağacı film gibi kaplıyor. Bit nefes alamıyor. Alamayınca ölüyor. Verniklenmiş gibi ağacımızı kaplar. Ve haşerat nefes alamadığı için ölmek zorunda kalıyor. Bu şekilde de bir temizlik yapmış oluyoruz.
Hastalık ve zararlar da bu şekilde. Ama dediğimiz gibi çeşitleri doğru yerde, doğru seçim yaparsak bu ilaçlamalar bire dahi düşebilir. İşte antraknozun belirtisi hepinizde vardır bu. Antraknoz hepsini gördüğünüz gibi ağaçlarınızdaki belirtisi bu. Bu şekilde. Şimdi bazen görüyorum ağacı çok güzel gidiyor. Her şey çok güzel. Tam hasata gelecek. Aha bu. Zaten vardı onda o. Bekliyor, anı bekliyor hastalık. Olgunlaştığı zaman hemen kendini belli etmeye başlıyor. Bu cevizin meyvesi içi aflatoksin. Yani kanser etkisi yaratan küf hastalığı. Yediğinizde ama ne olacak dediğinizde küflü müflü baklavaya gider. İşte aflatoksin. Kanserojen etki. Bakteriyel yanıklık da aynı şekilde daha oluşmadan gördüğünüz yumuşama yapmış. İç çürüklüğü haline getirmiş. İç kurdu da zaten meyvelerine erken döker iç kurdu girdiğinde. Meyveler daha olgunlaşmadan yere dökülmeye başlar. Veya olgunlaşmışsa da içi boş çıkar. Gördüğünüz gibi böyle kapkara küf halinde çıkar. Yaprak bitlerinde örnek verdiğimiz gibi yaprak bitleri genelde yaprağın altında olur. Üstünde ararsanız bulamazsınız. Yaprağı şöyle çevirin ara sıra bahçenizi kontrol ettiğinizde. Eğer böyle bir tablo varsa yaprak bitiyle mücadele yaparsınız. Tabii en güzel yere geldik. Cevizde hasat. Hasat zamanının belirlenmesi, hasat işlemleri, depolama işlemleri, pazarlama. Hasat zamanının belirlenmesi. Daha önce nasıl toplardık cevizleri? Altına dökülür ve toplamaya başlarız. Ya da çatlamış, düştü düşecek, vur sırığı, patlat gitsin. Bu şekilde başlar. Ama cevizde hasat aslında ne zaman başlıyor biliyor musunuz? Böyle yeşilken daha çatlama yeni başlıyor. Bazı meyveler çatlamış. Bu şekilde olduğunda içini tamamen tamamlamış oluyor. Yani siz hasadı çok geciktirirseniz yağışlarda içine nem girecektir, hastalık olacaktır. Bu benim bahçemden, şu baştaki de benim kızım, ikisi de yeğenim. İşte gördüğünüz gibi bunun şahitleri var, bu sadece bir ağaçtan çıktı. Daha 6 yaşında bir çetnir ağacı. Tabii 70-80 kilo yeşil ağırlığı var ama 40-45 kilo da kuru kabuk hali ağırlığı var. Demek ki siz cevizlerinize iyi bakarsanız böyle kasalarla toplarsınız. Ayağınıza da gelir tüccar. Basa bas pazarlığı yaparsınız. Peşin paranızı alırsınız. Hiçbir şeyde belki peşin para doğru düzgün meyvede sebzede vermezler ama cevizde adam parayı vermeden malı alamaz. Sapanca'da banka memuru vardı halde. O mezatı var orada. Banka memuru hafta sonu da değil. Dinlemiyor. Hiçbir şey dinlemiyor. Gelmiş memur para sahte mi değil mi? İşte İstanbul'u tüccarlar gibi tırırt sayıyor. Alıyor hesabına geçiriyor. Çünkü güzel para dönüyor. Adam bir traktör ceviz getirse 20 milyar, 15 milyar. Yani onun için değerli bir meyve olduğu için hani ben bunu şimdi de satmayabilirdim. Bunu beklerdim, kurutsun. 20-25 liraya satardım. Yaşken 15 liraya alın bu sene şeyi vardı, satışı vardı. Ben de o fiyatlara verdim Sapanca'da. Hiç uğraşmama gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi bu halde topluyoruz. Ayıklama makineleri var. Onları da göstereceğiz yavaş yavaş. Hasat işlemlerinde artık bu bodur olduğu için hani pek şey kullanılmıyor, sırık kullanılmıyor. Böyle titretme aletleri var artık ucuz. Dallarını tutuyorsunuz, titretiyorsunuz, hepsi dökülüyor. Tabii daha modern bahçelerde de bu şekilde traktöre takılıyor, bu şekilde titretme yoluyla cevizleri döküyor. Ama bizler ellerimizle topladık, öyle 100 dönüm, 200 dönüm yerimiz yok. Yani bizim de küçük çaplı yerlerimiz var. Depolama işlemleri işte gayet kolay. Ama çuvallara koyarken genelde bu tip çuvallara değil de fileli çuvallara koyacağız malı. Hava alması gerekir. Hava almayan her şey çürümeye mahkumdur. Onun için hava alan çuvallara koymamız gerekiyor. Bu da benim bahçeden. İşte babamla birlikte cevizi hasat ettik. Paketliyoruz. İşte bir günde de hasat edemiyorsun. Sonuçta birkaç güne bölüyoruz. Ayıklayıp sattık. Şu an yemeğe cevizimiz kalmadı. Söz vermiştik birkaç kişiye. Ben de parayla alıp gönderdim. Yapacak bir şey yok. Yok. Ceviz yok. Yani Recep kardeşimiz vardı bir dahaki şeyde. Serkan kardeşimiz. 25 liraya ondan ceviz aldım. Kendimiz 15 liraya verdik taze yeşilken. Ondan gittik 25 liraya ceviz aldık. Niye söz vermiştim birine unutmuşum. Gittik ondan aldık. Yani ceviz böyle bir şey. Bir de alan da 10-15 kilodan aşağı almıyor. Ben kendim fabrikamda eğer satsaydım 3-5 ton orada satardım. İsteyen 30 isteyen 40 istiyor. 20 isteyen 30 istiyor. Dayısına halasına. Yani cevizi seviyoruz. Cevizi pastada kullan, kuru yemiş kullan, kolesterolde kullan.
baklavada kullan. Yani her şeyde sadece kuru yemiş olarak da yiyebiliyoruz. Gayet de işte çocuklarımıza yeter ki ceviz yedirebilsek. Demir, çinko, sodyum çok zengin. Zaten şekline baktığınızda aynı bir beyin içini açtığınızda. Allah yaratırken onun içindeki vitaminler de tamamen beynin istediği şeyler. Beyin ne gerekliyse hepsi onun içinde var. Yaratırken dahi onu şeklini vermiş. Keşke çocuklarımıza birer avuç ceviz verebilsek yanına. Eskiden okullara giderken küçük köy çocuklarına yanına birer avuç ceviz verilirdi. Niye? Dedelerimiz bu işi aslında biliyormuş. Yani ceviz yanına koyarlardı. Çobanlar koyun gütmeye giderken bir avuç ceviz alırlardı yanına. Mutlaka tabii ki faydası var. Cevizin satış zorluğu da yok. Tabii sonuna geldik. İnşallah sizler de biz sizlere yardımcı olacağız. Buraya kadar geldik. Sizler de bizi gerçekten çok dikkatli dinlediğinizi hissettim. Hani ufacık bir tıngırtı dahi olmadı. Güzel bir şekilde dinlediniz. Biz tabii Balıkesir'e de gittik. Balıkesir Belediyesi de düzenledi. Tabii 500-600 kişilik olunca hafif bir yerde kopsa biz kopuyoruz. Hani böyle küçük kahvelerde olması çok güzel. Mesela Tepebaşı mıydı? Tepebaşı'nda da çok güzel oldu. Hiç tık yok. İşte anlatım bu. Yani insanlar istiyor ve alıyor. Yeter ki siz isteyin, biz anlatmaya devam edeceğiz. Hani ayaklarınıza kadar gelmeye razıyız. Biz hani belediyeler hizmet için var. Belediyeler hiçbir zaman olduğu yerde çakılı birimler değildir. Halka hizmettir. Gerçekten de İzmit Belediyesi köyler konusunda hakkını yememek lazım. Hiç de reklam yapmıyorum. Hangi partiden olursa olsun hizmeti güzel yapıyor. Ama inşallah sizler de bunlara yani istekli olarak katkıda bulunacaksınız. Yani kalkıp para vererek değil de istekli olacaksınız. Bizler de hizmeti vereceğiz. Bizi çok güzel dinlediniz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Şimdi ben sözü başkan yardımcımıza vereceğim. Bir şeyler söyleyecektir elbet. Peki Kırsal Hizmetler Müdürümüz. Buyurun. Ben ilk önce İzmit Belediye Başkanımızın Sayın Doktor Nevzat Doğan Bey'in hepimize, tüm komşularımıza, köyümüzde selamları var. İşte bu akşam başkanımızın Mehmet Örger Bey katıldı. Meclis üyelerimiz var. Ziraat Odası Başkanı yönetimiyle birlikte burada arkadaşlar. Hepimiz burada. Muhtar arkadaşlarımız burada. Adapazarı'ndan gelen arkadaşlarımız var. Gölcük tarafından gelen arkadaşlarımız var. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Sedat kardeşim zaten anlattı. Biz buralardayız. Ekibimiz de buradayız. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kuruldu. Bir sene oldu. 1,5 sene yaklaşık zaman oldu. Ve eğitimlerimizde ziraat mühendisi arkadaşımız ve veteriner arkadaşımız, hayvan ve tüm yani ne gibi ihtiyaçlar varsa onlarla beraber çalışıyoruz şu anda. Ben başkanımızın tekrar selamlarını size hepinize iletiyorum. Başkanımız Mehmet Bey muhakkak bir şeyler söyleyecektir sevgili başkanım. Şöyle bir anlık başkanım. Buyurun başkanım. Evet. İyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Tabii çok seskin bir kalabalık topluluk var. Bir hafta geçmeden neredeyse ikincisi. Evet. Haftada bir ortalama diyelim. Biz tabii belediye olarak şöyle bir anlayışa sahibiz. Vatandaşı ayağına getirmekten ziyade vatandaşın ayağına giden belediyecilik anlayışı. Ve devamında da şöyle söylüyoruz. Şehrimizde, merkezimizde ne varsa köylerimizde de, daha doğrusu yeni adıyla mahallelerimizde de o olacak. Yani bir bölgeyi, şehri, ülkeyi kalkındırmak söz konusuysa tek bir yerin gelişmiş olması, kalkınmış olması da yetmiyor. Topyekun bir kalkınmayı ancak her yere aynı ilgi ve alakayı göstererek, özeni göstererek sağlayabiliriz. Bu anlamda sizlere sadece bu yönüyle kırsal hizmetler kapsamında gayret sarf eden, çaba sarf eden, bu alanda çalışan bir müdürlüğümüz var. Müdürümüz de hepinizin muhtemelen tanıdığı Mustafa Şener Beyefendi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sedat Bey'e güzel sunumu için, çok akıcı ve tatminkar sunumu için ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Tüm belediyemizin bu anlamda ekiplerine teşekkür ediyoruz. Ve bu çalışmaların devam edeceğini biliyoruz, düşünüyoruz. Çünkü başkanımız Nevzat Bey, Doktor Nevzat Doğan Beyefendi bu hususlara da çok özen gösteriyor. Bu çabalar, tabii ki bu eğitim faaliyetleri kırsalın da yerinde kalkınmasını
sağlayacaktır. Geniş tarım alanlarına sahibiz. Belki son yıllarda bu alanlar yeteri kadar kullanılamıyor ve benim akademik alanımla alakalı bir bilgiyi paylaşayım. Tarımda istihdamın rolü %30 civarındaydı. Son yıllarda bunun giderek azaldığı hep söyleniyor. Tabii bu doğru. Çünkü bir nedeni makinalaşmayla alakalı. İleri teknikler kullanılıyor. Makinalaşmaya bağlı olarak verim artıyor. Bir insanın birkaç günde yapacağı işi makine bir saatte, iki saatte tamamlıyor. Bunu bir yönüyle böyle açıklayabiliriz ama diğer taraftan da tabii ki bir tarımda verim düşünce bir göç olgusu da karşımıza çıkıyor. Belki bu bölgelerde birçok insan iş garantisi olsun, sigorta olsun vesaire gibi nedenlerle şehir merkezlerine doğru da göç ediyor. Şimdi bu göçü de bir anlamda bu tür eğitim faaliyetleriyle tarımda verimliliği de artırarak herhalde tersine de döndüreceğiz. Köylerimizde çok güzel olacak, katma değer sağlayacak, adından bahsettirecek. Tarımda bir sanayi koludur elbette. Sadece makinalaşma diye bahsettiğimizde sanayi zannediyoruz ama tarım da bir sanayi koludur. Bu kolda da iyi bir duruma gelmek durumdayız. Biz belediye olarak belediye başkanımızın önderliğinde müdürlüğümüz bu çalışmaları yürütüyor ve bu çalışmalar devam edecek. Ortalama her haftaya bir çalışma düşüyor. Belki de müdürümüz bu arada sözünüzü kesin. Yem bitkileri üzerine de haftaya inşallah Çiftçi TV'de belki izliyorsunuz. Eşref Şekerli Bey. Evet, o da kendisi. Ama burada olur, ama yakın bir köyünüzde olur. Devam edecek başkanım. Evet. Tabii tek alanda değil. Belki bugün cevizle alakalı. Tabii haftaya yem bitkileri. Sedat şey. Bey, fidanın toprakla buluşturulmasından pazarlanmasına kadar ki süreçlere kadar hepsini anlattı ama tarım dediğimizde sadece ceviz değil bizim olayımız. Belki dengeli bir şekilde bu alanları iyi belirlemek ve coğrafik alana bunu değişik ürünlerle yaymak durumunda da olmamız lazım. Hayvancılığa da hakeza aynı özeni göstermemiz gerekiyor. Muhtemelen ilgili arkadaşlar bunları planlıyorlardır. Belediye olarak her zaman bunun öncüsüyüz ve destekçisiyiz. Başkanımızın önderliğinde bu çalışmalar dediğimiz gibi devam edecektir. Katılan herkese ilgisinden, desteğinden, katılımından dolayı teşekkür ediyoruz. Sunucu arkadaşımız, eğitmenimiz Sedat Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Meclis üyelerimiz var. Aramızda bizi yalnız bırakmıyorlar. Ziraat Odası Başkanımız Yusuf Bey geçen toplantıda da aramızdaydı. Sağ olsun hep destekliyor, yanımızda oluyor. Tabii ki Yusuf Bey'in de çok yakın ilgi alanı olsa gerek. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Destekleriniz ve katılımlarınız için. İyi akşamlar diliyorum. Bol ürünler almak dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle diliyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Başkanım siz de buyurun. Arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar. Burada öncelikli olarak Sedat kardeşimizle biz çok uzun yıllardan beri kendisiyle evet. tanıştığımız evet. bu işin de mimarı aslında belki 4 yıl önce falan biz bu şekilde programları yapar mıyız yapamaz mıyız diye kendisiyle konuşuyorduk. Tabii burada Mustafa Şener arkadaşımız aynı şekilde İsmail Gün abimiz biz Ziraat Odası'nda hep beraber bir ekibiz. Evet. Evet. Tabii burada Mustafa abimizin de Kırsal Hizmetler Kalkınma Müdürlüğü'nün bir yöneticisi olarak da bu işleri hep beraber baştan planladık. Ve bu işleri de en güzel şekilde Mustafa abim bu işi takipçisi olarak da biz bunları böyle planladık. Ve inşallah bu programların devamını yine Sedat kardeşimizle beraber bizim kendisi ayrıyetten bu bir sunuculuk sıfatının haricinde bir kişisel olarak da bu hizmetlerde bize her zaman için yardımcı olmuştur. Evet. Tabii biz bunun yanı sıra burada İzmit Ziraat Odası olarak da daha teknik yönden tabii İzmit Belediyesi ile Kırsal Kalkınma Hizmetler Müdürlüğü'nün İzmit Ziraat Odası'ndan bir ayrıcalığı yok. Hep beraber biz iç içe burada bu konuları çiftçilerimizin, üyelerimizin hep bilgisine bilgi akışını sağlıyoruz.
Tabii bundan sonra inşallah bizim İzmit Belediyesi'ndeki kırsal hizmetlerdeki Şavakan'ın ziraat mühendisi bizim Zeynep Hanım bu konuda bu ziraatla ilgili ilaçlama noktalarında olsun kendilerinin bilgilerine de kendiniz bilgi akışında kendilerinden de yardım alabilirsiniz. Ben diyorum hepinize de saygılarımı sunuyorum. Bu katılımlarınızdan dolayı da hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Evet, soru alabilirim eğer varsa. Buyur abi. Bu sefer birincisi yapraklarını döktüğü zaman, ikincisi tomurcukların patlamaya bir ay kala. İki sefer. Yaprağını döktü. Kendi hazırladığımız bordo bulamacını bir sefer, ikinciyi hazır alıyoruz. Satılan ziraatlardan hazır bordo bulamacını alıp kullanıyoruz. İki sefer. Cevize iki sefer. Aynen. Aynen öyle. Mankozep etken maddeli ilaçlardan kullanabiliriz. Başka? Aklınıza takılan her şey. Buyurun Mustafa Bey. Şimdi şöyle, eğer siz bu makineyi kullanmayı bilmiyorsanız zarar verir. Onun bir stili var, titreşim şeyi var, sirkülasyonu var. Onun ayarını ceviz ağacının yaşına göre yapıyorlar. Ben onu gördüm. Büyük çiftliklerde var, ismini vermeyeyim, Bursa'da 2000 dönümlük ceviz alanında. Adamlar küçük ağaçlara, küçük traktör arkasına bağlanan titreşimli dallarında kullanıyorlar. Ama büyüklerde çöktü. Var. Evet. Arazinin düz olma koşulu. Evet. Fazla. Ama şöyle söyleyeyim. Şimdi çok basit o başkanım şeyler çıktı. Traktör arkasına evet. Takılıyor. Miktarı da ucuz. Bağlanıyorsun. Salladığın zaman hepsi dökülüyor. Evet. Buyurun. Bir şey sormak istiyorum. Ben şimdi bu sırıkla hasat bir sonraki hasat etkiliyor mu verimliliği? Kesinlikle güzel bir soru. Sırıkla hasat bitmiştir. Sırıkla hasadı yaparsan hani derler ya eskiden, ceviz bir sene veriyor, bir sene vermiyor. Yap sırıkla, bir sene verir, bir sene vermez. Niye? Kırdın sen filizlerini çünkü. Ceviz verecek filizleri kırıyorsun. Tabii meyve gözlerini harap ediyorsun. Ayrıca da darbe yaptığın için de hastalık ve bakterilere davetiye çıkartıyorsun. Sırıkla hasat, işte o dedelerden kalma ağaçları oluyordu. Hani bir nevi de budama yapıyorlardı. Hani budama yapılmaz deniyordu ya. Ha budamayı da yapmış oluyorlardı o şekilde. Evet. İki işi birden yapıyorlar. Evet, buyurun. Evet abi, hoş geldiniz köyümüze. Sağ olasın. Ben şey soracaktım, bu ilaçları işte mantar hastalığı olsun, işte diğer o işte yaprak biti falan olsun, mesela şimdi yeni ektik biz. İşte ikinci yılın itibaren mi atacağız, yoksa işte göztaşı haricini meyveye yattıktan sonra mı atacağız? Şimdi ilk yıl zaten üzerinde meyve olmadığı için, iç kurduğu için ilaçlama yok. Yaprak bitini de görürsek atacağız. Bu kadar basit. Ama mantar hastalığını da ilk yılda nasılsa 10 yaşındaki ağaca da aynı, 1 yaşındaki ağaca da aynı. Ama iç kurduğuyla şey meyve olmadığı için gerek yok. Buyurun. Ömer Bey, ben size televizyonda canlı yayında da 2 sene telefon ettim, ulaşamadım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tüplü filanı ilk önerdiniz. Tüplü filan ek beyiniz. Evet. Ben de aşağı yukarı o zaman 35 tergala tüplü filan ettim diye. Evet. Tüplü fidanlar benim fidanlarım çok güzeldi. Acaba bir dedim Sedat, bu fidanlar benim ileride verimden mi etki gösterecek? Sedat Bey bunu tercih ediyor. Şöyle söyleyeyim, hemen gireyim tüplü fidana. Şimdi ben bir fidancıyım. İyi fidanı çıplakken ne yaparım? Satarım. Evet. Güzel. Ama satamadıklarımı ne yaparım? Hastalıklı bir şey varsa, bir kusurları varsa alırım tüpe, sen bunu görmezsin. Ceviz bir şekilde açar. Sen de bunu tüpteyken alırsın. Ben ahlaklı, dürüst yapanlar için söylemiyorum. Ama fidancıların %90'ı bunu yapıyor. %10'u sana denk gelmiştir. Bir de şu var. Şimdi poşetin içinde ya tüplü fidan. Cevizde kazık kök ya. Poşetin içinde boğuluyor, kalıyor. Eğer tüpü alıyorsalar da ilk yılı hemen satması gerekir. İkinci yıla sarkıtırsa çürütür onu. Ben ilk yaptım ufak tüpeli fidanları. Sen, çok güzel gelişti yani. İşte hem o %10'a rastlamışsın hem de ilk yıl almışsın, oradan avantajın var. Sonra ben bir de fidan ek başarıyorum 5. sene. Geçtiğimiz sene hep döndüm. Sabancı diye aldım fidanları. Ama alakası yok Sabancı'yla. Fidanlar çeşit çeşit fidanlar böyle çeşit fidanlar. Yani o fidancının ismini versen belki de tanıyorum. Ben fidancıların hepsini tanırım. Hepsini tanırım. Hepsini tanırım. Onlar da beni tanır. Beşinci sene, geçen sene, geçtiğimiz sene bozdum. Bu yıl
yağışlardan ötürü, durgun gözden ötürü yağış olduğu için aşıların yarısı tutmadı. Yani piyasaya satılan, Chetner diye satılan veya yabancı, %50'si Chetner değil, bunu söyleyeyim. Tutmadı, yabani gidiyor. Patır patır da satılıyor. Şimdi Sedat Bey de ciğerinde danışmanlık da yapabiliyor yani. Ben şey yaparsam biz de öyle ciğer almak istiyoruz. Biz de ona yardımcı olabiliriz. Yani bizim müdürlüğümüze gelirseniz, eğer biz Büyükşehir Belediyesi'ne %50 hibe destekli. 38-40 bin civarında Kocaeli genelinde talep var. Bunları karşılayabilecekler mi bilemiyoruz. Arkadaşlar başlamaya kadar herhalde bir sıkıntı var ceviz alımında. Bu yıl işte bahsettiğim sıkıntı var. Bu sene sıkıntı var. Eğer ki öyle bir şey yapmak isteyen olursa Sedat kardeşim zaten bu işin danışmanı da yapıyor. Kendisi o şekilde ulaşabilirsin. Tabii tabii. Yani ama bu sene bir sıkıntı var. Evet. Buyurun. Mesela şimdi kendi ceviz ağacımdan Yalova birden geri de yetiştirip onu kokainden ekiyorum. Çıkmaz Yalova. Yapıyor. Yalova çıkmaz, yabani çıkar. İstersen Chetner'ın meyvesini ek, Chetner çıkmaz. %1'dir. Şansın %1. 100 tane yalova ekiyorsan bir tane yalova çıkar. Ne çıkacağı belli değil. Ama çetin çıkar, ama çok kaliteli çıkar, ama onu bilemez. İsmine doğru çıkmaz. Tohumdan ekildiği zaman çıkmaz. Aşılama yoluyla çeşit değiştirirsin. Cevizde öyle bir durum. Evet. Hiç aklınıza bir şey takılma, her şeyi sorabilirsiniz. Fidanlar küçük, neden küçüktür? Bir sorun var. Küçük kalmış. Neden bir tanesi 1,5-2 metreyken bir tanesi 30 santim? Şimdi fidanlar ilk yıl yabaniye bakıyorlar. İkinci yıl aşı yapıp aşıyı besliyorlar. Üçüncü yıl satıyorlar. Yani siz üçüncü yıl fidan olarak alıyorsunuz. Ve ortalama 1 metreden aşağı fidan almayın. Neden başkaları 1,5-2 metre gelişirken o 30 santim kalmış? Sorun var. Bir problem var o cevizde. Almayın 30 santim, 20 santim. Tamam. Buyurun. Evet. Kullanamazsınız, içi boştur. İçi boştur. Odunsu olması için aşı kalemi odunsu olacak, içi etli olacak. Aşı kalemi aldığınız zaman. Eğer içi boşsa bundan aşı kalemi olmaz. Yani ben bakıyorum televizyonda şimdi aşı kalemi diye kullandıkları, inanın çıkmaz. Yani %50 tutar. Aşı kalemi dediğiniz etli olacak. Mümkün olduğu kadar odun olacak. Hatta biz Tahir amcayı belki aranızda tanıyan vardır. Yaşlı bir Tahir amca var. 80 yaşında, 60-70 yaşından yukarı bir kere bildiğim kadarıyla. Tahir amca böyle kalın kalın aşı kalemleri koyuyordu. Televizyonda herkes aramaya başladığında dal aşısı diyordum ben. Kalemi geçtik, dal dal bu. İlk seneden ağaç oluyor. Mümkün olduğu kadar ağacın yaşına göre kalın dallar kullanın. Kalkıp 15-20 yaşındaki ağaca siz tükenmez kalem gibi kalem koyarsanız o zaten ilk rüzgarda yıkılır gider. Tartmaz. Tartacak, güzel tutacak kalemler kullanın. Başka? 7 yaşında cevize aşı yaptık. Nasıl? 7 yaşında cevize aşı yaptık. 4 kalem buraya karşı. Bunu yapacağız. Dediğimiz şekil budamasını yapacağız. Liderin üstünden taşlandırma yapacağız. Bir tane içinden lider seçeceğiz. En güzel gideni. Ondan çıkacak dallardan taşlandırma yapacağız. Tamam. Tepe alması yapacağız. Taşlandırma yapacağız. Tepe almazsan taşlandırma olmaz. Tepe alıp taşlandırma yapacağız. Onu teke düşüreceğiz. Teke düşüreceğiz. Eğer 3 tane olursa birbirini örtüşecek. Bu sefer bir anlamı olmayacak. Buradan bir yer kalktı. Yaprağı başlasın mı iyi olur yoksa kalem başlasın? Eğer düzgün yapılıyorsa hangisi yapılırsa yapılsın. Ama bana soracak olursan durgun göz daha güzel. Benim şahsi fikrim. Ama dincikli İngiliz aşısı da güzel kaynamışsa. Bakıyorum çoğu bazen akıntı var. Kaynamıyor. Kaynamamışsa o tehlike var. Kırılır. Hele de rüzgara ters bir dikim yaparsan derler ya. Güneşe doğru mu dikelim işte güneye doğru mu oradan kaynaklanıyor. Ama durgun göz çok güzel kapatıyor. Hiç yara yeri bırakmıyor. O güzel. Şimdi Kandıra bölgesiyle Kocaeli bölgesi niye değişiyor? Şimdi Kocaeli ile Kandıra bölgesi değişmiyor. Biz İzmit ilçe sınırları içindekilere biz müdahale edebiliyoruz. Kandıra bölgesindekilere Büyükşehir'de aynı arkadaşlar onlara yardımcı oluyor. Oradan da yine kurs vermeye devam edeceğiz. Orada da kırsal hizmetler var. Bizim müdürlüğümüz İzmit Belediyesi'nde 50 tane ilçe sınırlarındaki İzmit Belediyesi 50 tane köyümüz. Köyü bağlı olan mahallelerin. Herkesin belediye sınırları var ya. Kandıra bölgesinde yapılan bir bahçe.
kendi yapmış olduğu ürün şeyinde devletin desteğiyle kurtarılan bir bahçe. Ama sizin bu bölgemizde aynı var. Bir destek var. Bizde yok. Fındıkta yoktu. Antalya bölgesinde, Antalya bölgesi adam ceviz ekiyor, meyve ekiyor, elma alıyor, desteğin oluyor. Fıdık ekiyor, desteğin oluyor. Günlerce yani bu pideciyle yeni başladı. Evet, evet. Katıyorum şey, bir ceviz ek, bir de ne gece. Evet. Bunu 50 saat yok. Sen dedin ya demine bir kürt. Bunu bir kürt zaten kimse kolay kolay yapmıyoruz da. Ben de dahil işin içinde. Bir metre kazdım. Fakat oradan çıkardığım toprağı hiç bulamadım. Bu daha mı iyidir? Bir öbür taraftan, bir metre öbür tarafından getirdim. Şimdi siz eğer güzel kuru hayvan gübresi bulup, güzel bir toprak bulup o kuyuya bulacaksanız, eğer o toprakta da o özellikler yoksa kullanma. Siz ceviz nasıl gelişir? Süzek. Bakın böyle kendiliğinden yetişen cevizler genelde dere kenarlarında yetişir. Neden? Kumsal, süzek, taşlı. Ağır kirli toprakta kök biraz zor ilerler. Ama kumsal bölgede daha hızlı ilerler. Yani siz o formatı yakalayabiliyorsanız o kuyuda, hani süzek bir toprak bulup kuvvetli bir gübre bulabiliyorsanız problem yok, çok güzel ceviz yetiştirirsiniz. Ben